Merhabalar, Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Bu vlogu minimalist bir baby shower partisi üzerine kurulu. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız kız kardeşimin hem doğum günü hem de işte ilk bebeği olacağı için ona düzenlenecek bir parti fikri verdi bana. Dedi Yasemin hem doğum gününü kutlayalım kendi aramızda hem de bebeğine birkaç hediye alalım. Böylece ona yardımcı da olmuş oluruz maddi anlamda. Hem de çok mutlu olur doğum gününde böyle bir şey yaptığımız için. Değişik bir hatıra olur dedi. Ben de seve seve kabul ettim. Muhteşem bir fikirdi. Ve bunun üzerine bir minimalist bir baby shower partisi ayarladık. Aynı zamanda da doğum günüydü. Hepsini aynı anda yapmayı planladık. E ee, çok ufak çaplı böyle sizin diğer influencer'lardan gördüğünüz gibi büyük kapsamlı işte bebeğin cinsiyetinin belirleneceği, muhteşem hediyelerin, süslemelerin olduğu bir parti değil. Tamamen minimalist aldığımız hediyeleri e, güzel bir şekilde paketlediğimiz, güzel bir sofra kurduğumuz ve bol sohbet ettiğimiz güzel bir eee Nasıl diyeyim size? Toplantı gibi oldu. Tamamen de sürpriz oldu kız kardeşime. O da çok mutlu oldu. Hadi gelin bakalım bu hazırlıkları nasıl yapmışım görelim. Öncelikle sabah sekiz buçukta güne başlamış oluyoruz. Aslında ben daha öncesinden başlıyorum. Kızım okula 8 çeyrekte gidiyor. Onu okula gönderir göndermez ben de dahil oluyorum hayata. Baby shower için e, neler yapacağım kafamda planlamıştım ama bu benim meşhur kime, hangi misafirime ne yaptığımı yazdığım defterime yazmamıştım. Merve'nin doğum günü 2024 başlığı adı altında yapacaklarımı planladım. Öncelikle bir kiraz köftesi yapmaya karar verdim. Kiraz köftesi Malatya'ya has yöresel bir yemek. Çok güzeldir. Nohut salatası, semizotu salatası, poğaça, cheesecake ve tarhana çorbası planladım. E, mutfağım biraz e, dağınık demeyeyim de dün akşamdan kalma bulaşıklar vardı. Önce dedim bir onları yerleştireyim. Bu arada oğluşum uyuyor. O uyuyorken böyle ayak işlerini hemen bitirip o uyandığı zaman da onunla ilgilenmek istedim. Makineyi boşalttım. E, tezgahın üzerindeki yıkanmış bulaşıkları boşalttım. Nohut salatası için nohut haşlayayım dedim. Hem haşlanacak hem soyacak o önden olsun ki salatayı yapma kısmı kolay olsun diye düşündüm. Arkadaşlar kesinlikle reklam değil ama fişleriniz varsa nohutu bir gece öncesinden ıslatmanıza gerek yok. 45 dakika pişirdiğiniz zaman tamamen olmuş oluyor. Yumuşacık nohut elde etmiş oluyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Eğer almak isterseniz kesinlikle tavsiyem. Fiyatını gözünüz görmeksizin bir fişlerde düdüklü tenceresi edinin. Çünkü hem et yemeklerinde hem böyle hızlıca yapılacak nohut, fasulye falan filan gibi yemeklerde çok büyük zaman kolaylığı sağlıyor zamandan e, tasarruf ediyorsunuz onunla o fişlerimde nohutum pişerken ben de 2-3 tane böyle bulaşık vardı onları yıkadım yerleştirdim sonra da salona gidiyorum ve kardeşim için aldığımız hediyeleri paketlemek istiyorum paketlerken de şöyle size bir kısmını göstereceğim kızımız olacak renklerden anladığınız gibi tulumlar hırkalar zıbınlar işte güzel renkli kazaklar falan filan derken e, bebeği epey bir idare edecek kıyafet aldık. Bunları renklerine göre ayırıyorum. İşte e, ağır koyu pembeler bir yerde kremler bir yerde açık pembeler bir yerde olacak şekilde hediye paketlerini o şekilde oluşturacağım. Bir de nevresim e, aldım. Nevresim de yine Kasım indirimlerinde aldıklarımdan da biliyorum Kasım indirimlerinde aldıklarımla ilgili bir vlog istiyorsunuz hazırlayacağım ama henüz elime gelmemiş olanlar var. Bekliyorum ki onların da kargosu gelsin tüm Kasım indirimlerinden aldıklarımı size fiyatlarıyla ve güncel fiyatlarıyla e, göstereyim indirimde gerçekten indir, indirimde miymiş en azından onu görmüş olacaksınız hazırlayacağım blog sayesinde böyle hediye paketini de unicornlu bir şey tercih ettim mavili pembeli çok hoşuma gitti hepsini böyle ilkel bir şekilde e, bir güzel e, şey yaptım hediye paketi yaptım. Şimdi bu kenarda bizi bekleyecek. Yine oğlu şu yanmadan da hemen onun krebini hazırladım. Artık biliyorsunuz oğlumu kahvaltısı krep. Yumurtayı bu şekilde yedirmek için gerçekten de muhteşem bir çözüm. Hem ona hem kendime bugün krep yapıyorum. Çünkü ekmek almaya gidemedim ve çok açım. Hızlıca bir krep Çikolata krep yaparım falan diye düşündüm. Aynı zamanda kitabım da açık. Ahmet Ümit'in yeni kitabına geçtim. Sis ve Gece. Şu ana kadarki geldiğim kısmı inanılmaz güzel. Benim krepler olurken de ben de minnoş oğlumla ilgileneceğim. O uyandı. Ee, oynamaya başladı bile. Böyle arabalarını çeyizleri gibi diziyor. Bir o tarafa götürüyor, bir bu tarafa getiriyor. Bakalım nasıl olacak. Hemencecik onun kahvaltısını yaptırdım. Kendi kahvaltımı yaptım. Ve biraz dinlenip örgü yapmak istedim. Ee, kendi kafamda çok fazla şey yapmayacağım için zaman ayarı yaptım. İşte öğleden sonra başlarsam akşama doğru yetiştiririm diye. Biraz örgü yaptıktan sonra bir baktım ki saat artık gelmiş. Başlama zamanı geliyor. Ve hazırlıklara start veriyorum. Nohutum da pişmişti soğumuştu onu kontrol ettim gayet güzel pişmiş bir ikinci kez acaba pişirsem mi derdi olmayacak. E, mutfağım da temiz şu anda bütün oluşumlar tamam saat bir buçuk akşam yedi gibi toplanacağız. Yediye kadar da zaten hepsini oğlan da ihmal etmeden gül oynaya yaparım diye planlıyorum. Hemen kitabımı açıp işleme gireceğim her zamanki gibi. Her logumda söylüyorum benim gibi kitap okumaya fırsatı olmayanlar için bu uygulama 10 numara 5 yıldız yani Storytel bana reklam verdirse inanın bu kadar faydasını görür müydü bilmiyorum ama gerçekten de reklam değil tamamen insanları bu konuda bilgilendirmek için söylüyorum her videomda reklam değil ayrıca da belirteceğim aşağıda yazacağım hemen poğaçamı yapmaya başlıyorum kız kardeşim benim poğaçamı çok seviyor. Eşi de çok seviyor. O yüzden özellikle bugün poğaça yapmak istedim. Yoksa aklımda şöyle güzel bir yufka böreği vardı ama yok. Sevdikleri şey olsun diye poğaça yapayım dedim. E poğaçayı birçok sefer yaptım biliyorsunuz. Burada da malzeme listesi aşağıda var. Güzel, yumuşak, pofuduk bir poğaça yapmak için işin sırrını söylemek istiyorum. Püf noktalarından en önemlisi sütün ılık olması. Oda sıcaklığından bir tık sıcak olacak ama asla buzdolabından çıkardığınız soğuk sütle yapmayın. E, süt, yağ, şeker, e, maya karıştırıyorum ve ununu ilave ediyorum. En son tuzunu ilave edeceğiz. Bunu da unutmayın. Unu çok fazla abartmayın. Unu çok fazla olan e, poğaça, ham, poğaça sert olur, çabuk bayatlar. Unu az olan poğaça pofuduk pofuduk olur ve bayatlaması da geç olur. E ee, unla da karıştıktan sonra mutlaka tuzunu sonradan eklemeliyiz. Tuzu sonradan verilmiş poğaça da yine e, yumuşak poğaçalardan ve şekil vermesi kolay poğaçalardan olur. Benim böyle bir makinem var. Mutfak şefi her kadının hakkı olduğunu düşünüyorum. Hamurumu dakikalar içerisinde yoğurdu. Hamurumuz hazır. Şimdi ona e, hafif böyle makinenin içinde düzelteceğim ve şekil vereceğim gördüğünüz gibi alttan üste doğru katlayarak bombeleştiriyorum bu şekilde hamuru mayalanmaya bırakacağım bir saat kadar hamurum mayalandıktan sonra artık tamamdır o e, şekil verip pişireceğiz hamurun mayalanacağı o bir saatte de ben kiraz köftesini yapmak istiyorum kiraz köftesi Malatya'nın e, Göresel yemeklerinden bir tanesi ve inanılmaz lezzetli çok güzel bir yemek kiraz yapraklarıyla yapılıyor kiraz yapraklarına bulguru böyle hafif ıslatıp şişirip yoğuruyorlar macun kıvamına getiriyorlar ama normal bulgur değil onların böyle unlu küçücük bir bulgurları var onu ee, sonra onu tazecik topladıkları kiraz yapraklarına sarıp önden bir pişiriyorlar sonra da şimdi videoda size anlatacağım şekilde hazırlanıyor. Burada yoğurt, yumurta ve un var. Bunu bir güzel çırpacağım. Bildiğiniz yayla çorbası terbiyesi. Fakat un miktarı biraz fazla olacak bunda çökmesini engellemek için. Sonra suyu azar azar vererek bir terbiye oluşturuyorum. Çor, yani kiraz köftesinin pişeceği kısmı oluşturuyorum. Ocağa koymadan önce iyice karıştırdım. Sonra ocağa alıyorum ve yine kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Unutmayın. Bu yine hem yoğurtlu çorbalarda hem bu çorba şey yemekte yoğurdun çökmemesi için bir yöntem kaynayana kadar mutlaka karıştırmanız gerekiyor. Kaynadıktan sonra içerisine kiraz köftelerimi ilave edeceğim. E, kiraz köftelerimi kayınvalidem sarmıştı. Yaprakları yani kiraz yaprakları Erzincan'ın babamın kirazlarından. Topladık kayınvalidem de Malatya'dan getirdiği bulgurla sardı pişirdi buzdolabına attı. Ben de böyle istediğim zaman çıkartıp yemeğini yapabiliyorum. Kaynattığım terbiyenin içerisine kiraz köftelerimi ilave ediyorum. Ve bu şekilde de bir 15-20 dakika kadar pişiriyorum. Eğer altı kısık pişerse kayınvalidem dağılabileceğini söylediği için ben böyle altı hararetli bir şekilde fokur fokur pişiriyorum. O kenarda pişerken de kiraz köftesini asıl lezzeti veren sosunu yapacağım şimdi. Soğanlı bir sos yapacağız. Bol soğanlı, bol yağlı inanılmaz lezzetli olacak. Bolca tereyağını eritiyorum. Erittiğim tereyağların içerisine irice bir soğan bir de küçük bir yarım da kırmızı soğanım vardı. O da hayıf olmasın dedim ekledim. Bunları pembeleşene kadar kavuracağız. Eğer tereyağı biraz az gelirse zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Nitekim ben ekledim. Biraz da zeytinyağı var. Soğanlarım ölüp pembeleştikten sonra içerisine bir buçuk yemek kaşığı kadar domates salçasını ilave ediyorum ve salçayı da kavuruyorum. Salça da kavrulduktan sonra içine işte bu püf noktası bu arada kiraz köftesinin suyundan ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi. Bu sosu bu şekilde biraz daha pişiriyorum. Çok fazla değil. Böyle 5-6 işte yani ne diyeyim? Kepçe'lik 2-3 kepçe kadar olacak kadar ilave ettim. Sonra bir kaşık kadar da bu sostan alıp kiraz köftesinin içerisine ilave ettim. Bu şekilde hazırlanıyor. Bu Malatyalı raconu bu kiraz köftem hazır. O kenarda bekleyecek. Bu arada kiraz köftesi bekledikçe çok daha güzel oluyor bunu unutmayın. Hemen geçiyorum nohut salatama. Nohut salatası da çok kolay. Haşlanmış nohut, kırmızı Meksika fasulyesi, mısır, çeri e, domates vardı diye ben evde çeri domates kullandım. Normal domates de olur. Normal domates, dereotu, maydanoz ve soğan ilave ederek hazırlıyorum. Hem lezzetli hem doyurucu bir e, salata bu. Tüm malzemeleri karıştıracağım ve sosunu hazırlayacağım ama sosunu en son ilave edeceğim. E bilirsiniz ki salatalarda tuz, yağ, limon işin içine girdiği zaman sebzeler çok çabuk sulanır. O yüzden şu anda salatam hazır. Sosunu da hazırlayıp kenara alacağım. E, daha sonradan misafirlerimin gelmesine yakında sosunu dökeceğim. Sosu da yine basit bildiğimiz soslardan tek bir fark olacak içerisinde. Bolca zeytinyağı ve nar ekşisi koyuyorum. Nar ekşisi yerine limon da koyabilirsiniz. Ya da nar ekşisi, limon ikilisini seviyorsanız onu da koyabilirsiniz. Tuz ve sumak ilave edeceğiz. Bunu da sumak kullanacağız. Hem nohut'a hem soğana çok yakıştığı için bu salataya da ayrı bir tat verecek. Çok daha güzel olacak. İlk salatamız hazır. Kiraz köftemiz pişti. Yani kafamızdan iki tane. E, çeşidi bitirmiş olduk. Bu arada hala mayada bir saatimiz dolmadı. E, mayalanıyor. Şimdi bunu da kenara alacağım. Sosunu da kenara koyacağım ve ikinci salatama geçeceğim. İkinci salatam da yoğurtlu bir salata, semizotu salatası. Semizotlarını yazın kendi tarlamızdan topladık Yusuf Kaptan'la beraber, temizledik, ayıkladık ve buzdolabına koyduk. Muhteşem salataları oluyor. Bazen de böyle normal salata içerisine de ekliyorum. Süzme yoğurt var. Süzme yoğurdun içine direkt donmuş haliyle hiç açmadan e, semizotumu, bolca kuru naneyi ve ince ince doğradığım salatalığı ilave edip karıştırıyorum. Salata bu kadar basit. Tuzu da unutmayın tabii ki bu arada. Hem çok lezzetli ferah bir salata, hem de çok kolay bir salata. O yüzden e, mesela bu size bir fikir oluştursun diye söylüyorum. Yazdan semizotlarını buzluğa atarsanız e, kışın misafir hazırlıklarınızda çok daha kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi karıştırdım. Yoğurtlu salatam da hazır. Bu arada sarımsak da kullanabilirsiniz. Benim evde sarımsak kalmamıştı. Yoksa sarımsak da çok güzel yakışır bu salataya. İkinci salatamız da hazır. E, şu anda Neredeyse her şeyi halletmiş şekildeyiz. Geriye pek bir şey kalmadı. Bir tarhana çorbası kaldı. Bir de işte çiz kekim zaten hazırdı. Sosunu yapacaktım. Kafamda hemen onu planlıyorum. Bu arada e, mayam da tam olarak gelmiş. Saati gelmiş oluyor. Şöyle birkaç dakika fazladan geçti ben salatanın çekimini yaparken. Mayası gelmiş hamurumu da e, şimdi şekil vereceğim. Tepsi mayası için e, hazırlayacağım. Bu verdiğim ölçülerden küçük küçük 32 tane poğaça çıkarabileceğiniz gibi büyük 16 tane de poğaça çıkarabilirsiniz unutmayın. Ben 16 poğaça çıkaracağım. 16 eşit parçaya böldüm, yuvarladım ve yağlı kağıtlı tepsime serdim. Tepsi mayası çok önemli arkadaşlar. Ee, Şekil verdikten sonra en az 15-20 dakika kadar tepsi mayasında bırakın poğaçalarınızı. Böyle gördüğünüz gibi mevcut durumunun iki katına çıkıyor. Daha da yumuşak oluyor. Daha da içi güzel pişiyor. Hamur kalmıyor. Üzerlerine yumurta sarısını bir güzel sürüyorum. Mutlaka önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Bu da yine püf noktası. Poğaçanın o 15-20 dakikalık yer mayasın sırasında fırınınızı açarsanız ısınmaya... E, Ön mayalama sırasında fırında ısınır. Pardon tepsi mayalama sırasında fırında hızlı ısınır. Ve güzel pişer. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına veriyorum. Bu arada ben oğlumun da yemeğini yedirmiştim. Artık kuysuzlanma dönemi başladı. Uyku zamanı geldi diyorum. Kabullenmese de bir şekilde ikna oluyor. Ve uyutmak üzere onu götürüyorum. Poğaçalar fırında. Ama çabuk uyuyacağını düşünüyorum. Saate bakıyorum halledebiliyor muyum gibisinden. Böyle ağlasa da oğlum ikizler Burcu dakikalar içinde uyudu. Neyse ki bu sefer beni çok uğraştırmadı. O uyudu ben yukarıya çıktım. Poğaçalarım güzelce olmuştu. Yani biraz daha huysuzluk yapsaymış e, kötü olacaktı ama güzel iyi tam zamanında yakaladım. Poğaçaları da fırından çıkarıyoruz. Ve üzerine temiz bir mutfak havlusuyla örteceğim. 5 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. Yine güzel poğaçalar yapabilmek için bu da önemli püf noktalarından bir tanesi. Zaten hemen sıcak sıcak yemeye kalkarsanız hamur olur, bunu da unutmayın. 5 dakika kadar beklerken ben de e, soframı hazırlayacağım malzemeleri salondan getirdim. Çizkeki ve poğaçaları koyacağım tabaklar. Çizkekimi de çıkartıyorum fırından. Çizkeki de bir gece öncesinden yapmıştım. Lotuslu çizkek yapacağım bugün. Yine çizkek tarifim sayfamda birçok yerde olduğu gibi son zamanlardaki vloglarımda da sıkça var. Bakabilirsiniz tüm püf noktalarıyla çizkek yapmayı anlatıyorum. En ince detayına kadar. Poğaçalarım hazır. Şimdi poğaçaları da bir e, servis tabağına diziyorum kenara alıyorum çizkekimi çıkaracağım çizkeki kalıptan çıkartmak için ince bir bıçak yardımıyla etrafını dönüyorum böylece kalıp ve çizke karası açılmış oluyor hem pastada çatlama olmuyor hem kalıptan kolay çıkıyor gördüğünüz gibi kalıptan çıkardıktan sonra yani kelepçelik kısmını kaldırdıktan sonra servis tabağını alma kısmı için de yine bitiyor vereyim size iki tane böyle iri e bıçağı yağlı kağıt ve e cheesecake'in arasına koyup kaldırıp servis tabağına koyabilirsiniz. Böylelikle çok kolay bir şekilde e transfer işlemi de gerçekleşmiş oluyor. Cheesecake'im de tabağına alındığına göre artık lotus kremasına geçelim. Lotus kremasını ben internetten alıyorum şu şekilde. Yine reklam değil parasıyla aldığım ürün. Kaynar suyun içerisinde 10 dakika kadar bekletince yumuşuyor eriyor böyle. Onu da cheesecake'in üzerine döküyorum. Biraz hani yamuk yumuk döktüysem şöyle elimle akacak şekilde ayarlıyorum. Her tarafına geldiği zaman artık cheesecake'im de hazır. Misafirler gelene kadar diyorum o buzdolabında dinlensin. Ben de sofra hazırlıkları kısmına geçiyorum. Artık her şey tamam. E, bebişimizin cinsiyetine uygun pembe tabaklar kullanmak istedim. Pembe tabaklar, pembe dantelli örtüyle bir kendi çapımda konsept oluşturdum. Videonun başında da söylediğim gibi bu alışık olduğunuz e, baby showerlardan değil e, minimalist aslında bir ev oturması şeklinde hazırladığımız hem doğum günü partisi hem baby showerımız. Tabaklarımızı, tatlı tabaklarımızı yerleştiriyorum. Beyaz peçetelere gold kaşıkları koyuyorum. Bu arada sofra düzenini hallederken yine aldığım peçeteler Yorumlardan birini bahsetmek istiyorum. Sofra düzenini anlatırken işte mesela demişim ki birinde siyah tabaklarıma siyah gold karışımı kaşıklarımı koydum falan diye. Herkes alamıyor. İşte bunları nasıl söylüyorsunuz? Aman bize ne o kaşıkları kullandınız, bu kaşıkları kullanmadınız falan diye. Arkadaşlar burada tamamen gönüllülük esası videolar hazırlıyoruz. İsterseniz izlersiniz, beğenirseniz izlemeye devam edersiniz, beğenmezseniz izlemezsiniz. Kaşıklarımdan hoşlanırsanız link isterseniz veririm, hoşlanmazsanız geçersiniz gidersiniz. Çünkü ne sizin ne sizi ağırlayacağım sofralarda bunları sergiliyorum. Ama bu şekilde kırıcı davranmak Bence doğru değil en azından izlemek zorunda olmadığınız bir mecrada kırıcı olmak hiç doğru değil. Kamu spotumu da verdikten sonra işime devam ediyorum. Ee, hazır aldığım bir, bir gün öncesinden hazır aldığım böyle acı badem kurabiyeleri vardı. Ben çok severim kahveye çok yakıştırırım. Ee, sık sık aldığım Erzincan'da e, Konak Mazlum denen bir pastane var oradan. Tazeydi. Hemen sipariş vermiştim Merve'nin doğum günü hazırlıkları da aklıma geldiği için. Ee, ortadan ikiye böldüm oldukça büyük kurabiyeler. O da tatlı olarak yerini aldı. Şu anda masamız hazır. Ee, ufak tefek süslemeler yapacağım. Süslemeler için de yine ilkel malzemeler kullandım. Gördüğünüz gibi doğum günü pastası yok. Doğum günü pastası olarak cheesecake'i düşündüm. Ve diğer malzemelerle hadi gelin bakalım. Şimdi süsleme kısmına geçelim. Ee, doğum günü pastasının cheesecake olduğu belli olsun diye... Bu şekilde bir karta iyi ki doğdun Eloş'un annesi yazdık ve pastamızın ortasına diktim. E, kız kardeşimin bebeğinin adı da Allah'ın izniyle e, belli. Allah da nasip ederse koyacakları isim Elay. Öz Türkçe bir kelime yükseliş yükselen kadın anlamında. E, Eloş diye sesleniyorduk bebişe karında o yüzden onu yazdım. Ben de gittim hazırlandım. Cicilerimi giydim soframız da hazır şimdi parti süslerimizden iyi ki doğdun yazısını e, perdeye ilkel bir şekilde bağladım gerçekten de bağladım yani ilkel bir şekilde maskelerimiz vardı maskeleri hazırlayacaktım ki görkemin maskeleri yırttığını gördüm İşte oğlan çocuğuyla 4 yaşındaki çocukla iş yapmak böyle bir şey elinden zorla almaya çalışıyorum ama onu da vermiyor. Allah'tan çok güzel bir tipleme de çok kızamıyorum. Böyle kara kanlarım kaynıyor gördükçe oğlumu. Neyse çok kızamadım. Balonları şişirdik. Balonlarla oynadı. Yırttığı maskelerle oynadı falan. Arkadaşım geldi. Hemen o da güzel elleriyle o ince dokunuşlarını yaptı. E, hediye paketlerini de masaya koyalım dedi. Çok güzel fikirdi. İki tane de mum dikelim dedi. Mumları diktik. Sonra kız kardeşim geldi. Ona güzelce işte sürprizimizi yaptık. Çok mutlu oldu. İşte hamileliğin verdiği duygusallık. Ay kızımın ismini mi yazdınız siz diye ağladı falan. Neyse ki çocukla iki küçük çocuk artı iki tane de büyük dört çocukla nasıl bir parti yapılabilirse işte biz öyle bir şey yapmaya çalıştık. Aslını soracak olursanız çocuklu anneler ne yediğimizi biliyoruz ne içtiğimizi biliyoruz. Arkadaşımın oğlu da huysuzluk yaptı Benim oğlan da yaramazlık yaptı Kadınlar ne yediler ne içtiler Hiç bilmiyorum apar topar Bir şekilde partiyi sonlandırdık Bu şekilde bırakıyorum mutfağı Biraz oğlumla ilgileneyim diyorum Kız kardeşim de teşekkür ediyor Hediyelerini alıyor gidiyor Oğlan da kapıyı yüzüme kapatıyor Odaya girmeyeyim diye Muhtemelen büyük bir yaramazlık peşinde Bak tahmin ediyorum ben Odanın hali ortada ve gidip yatıyoruz. Yattık, uyuduk, uyandık. Sabah yine güne o muhteşem e, şeyle başlayacağım. Artık daha bakmaya korktuğum e, tartının üzerine çıkarak evet tam olarak kilo almışım arkadaşlar. En son 66 kiloydum. 68'i de gördüm çünkü ara tatilde sürekli kahvaltıya gittim, sürekli gezmeye gittim. Okullara mı tatilde bana mı kilo alma sezonuydu bilmiyorum. Sonra odaları gezeceğim. Bütün dağınık odalar sabah akşamki bıraktığım şekilde üzerine bir tane çöp kaldırmamışsın. Allah seni ne yapmasın diyorum. Ve bir vlogun daha sonuna geliyorum. Kirli mutfağım, dağınık evimle beraber hoşça kalın diyorum. Yeni vloglarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.